Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Fenerbahçe takımının kadrosunu yorumlayacağım. Kadrodaki oyuncularla ilgili temel nitelikteki bilgileri, hangi oyuncu hangi mevkide daha iyi bunları aktarmış olacağım. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe kadrosuna şöyle genel bir bakıyoruz. İşte kaleci bölgesi, defans, orta sahada bayağı bir defansif orta saha var. Hani inanılmaz bir defans orta saha yoğunluğu var takımda. Ve kanat ve forvet hattı. Forvet hattında iki oyuncu var. Alternatif az. Evet, önce kaleci mevki. Ki kaleci mevkiinde 5 tane oyuncu görüyorum. Carlos Kameni. Kameni 35 yaşında. Bayağı yaşlanmış. Takdir edersiniz. Fenerbahçe kulübünde yalnızca 9 maç forma giymiş. Bedelsiz geldi. Malaga'da, İspanya'da inanılmaz bir kariyer var. Espanyol ve Malaga. Espanyol'da yaklaşık 8 yıl, Malaga'da 6 yıl. Adamın hayatı İspanya'da geçmiş. Kamerun'un olmasına rağmen. Evet, gelelim Kameni'nin özelliklerine. Kalecilik özelliği anlamında bakıyorum. Şimdi yetenek anlamında yani şu sol taraf en baştaki bölüm. Baktığım zaman ani çıkışlar düşük yani kendi yaşına göre düşük. Ayak kontrolü, teknik kontrolü kötü bir kaleci. Bölge hakimiyeti düşük. El kontrolleri yani şu yaşına uygun olarak bayağı bir kötü. Birebir de bir tek 14 kalmış. Yumrukla uzaklaştırma bariz görünen. Eksantrik demiş. Genelde kalecilerde eksantriklik çok fazla olmaz. Ama bu özellik kalecinin toplu ve toplusuz bir şekilde beklenmedik hareketler yapma kapasitesini gösterir. Hani eksantriklik genelde iyi bir kalecinin düşük olur. Arkadaşlar ben hep öyle gördüm. Hava topları yan toplarda rezalet. Gerçekten rezalet. Kameni şu veriler, şu kalecilik yeteneğiyle şu yaşına göre çok kötü. Mental anlamda bakıyorum. Mental anlamda biliyorsunuz artık kalecilerin böyle 32-33 yaşları falan top seviyeleri cidden mental anlamda da çok düşmüş, çok düşük vaziyette. Agresif değil, çalışkanlık yok, konsantrasyon yok, ön seziler yok, pozisyon alma yok, soğukkanlık yok. Bir cesaret ve kararlılıkla bu iş olmaz. Çok kötü. Fiziksel anlamda bakıyoruz. Biraz gücü var. Çeviklik, dayanıklık, denge düşmüş. Zıplama yeteneği 13. Vücut zindeliği idare eder. Yani size hakikaten 9 maç değil belki 5-10 maç oynar burada. Yani 10 maçı zor görür. Kameni bence direkt satmanız gereken bir adam. Harun Tekin. Harun'la birlikte Altay tabii ki şu an kalede şey yapıyor. Biz Harun'a bakalım. Harun 30 yaşına geldi. Bursaspor'dan geldi. Bursaspor'da inanılmaz bir kaç 9 yıl 9 yıl forma giymiş. 31, 34, 14, 34. İyi bir performans. Tabi İstanbul, Menemen. İzmir, Menemen'de yetişen bir oyuncu. Sonra İstanbul'a geliyor. Oradan Bursa'ya geçiyor. Evet biz bakalım. Harun değeri 1,8 milyon euro. 30 yaşında. Kalecilik yeteneği bakımından Harun'un refleks kabiliyeti güzel. Birebir de iyi. Degaj kontrol iyi. El kontrol, el oyun başlatması biraz zayıf. İletişim koordinasyonu güzel. Yumrukla uzaklaştırması iyi. Yani ortalamanın üstünde yani bunlar. Hava toplarında bir tek yan toplarda sıkıntısı var. Bir de bölge hakimiyeti 8. Bakın bu verilere göre eksantrikliği görüyor musunuz? 5. Yani eksantriklik nerede ne yapacağı belli olmayan bir durum. Ani çıkış eğilimi de kötü. Gerçekten kötü. Şu bölge hakimiyeti ve ani çıkış Harun'un kötü. Tamam. Ayağı kötü bir kaleci. Burada pas kontrolü, ilk kontrol, teknik kontrolü iyi değil. Yani bunun zaten iyi olmasını beklemiyoruz. Yani yeni dönem kalecilerde bunlar artık üst düzey, üst seviyede. Mental anlamda bakıyoruz. Hani kalecilik yeteneğinin yanı sıra mental anlamda aslında Harun kendini mental anlamda hiç geliştirememiş. Oyun da pek acımamış bu duruma. Agresiflik, cesaret, konsantrasyon, liderlik, ön sezi hepsi vasat durumda. Karar alma öyle, pozisyon alma, soğukkanlık hep düşük vaziyette.
Vizyonu da çok düşük. Takım oyunu zaten düşük. Hani burada gerçekten veriler çok kötü. 30 yaşında Harun'dan daha iyi kaleci bulursunuz. Öyle de onu da söyleyebilirim. Fiziksel anlamda bakıyoruz. Çeviklik güzel. Denge yani ortalamada. Güç çok düşük. Güç ve dayanıklılık çok düşük. Yani ikisi birbirine çok benzer. Hızlanması tamam. Kaleci için ideal. Vücut zindeliği güzel. Zıplaması da iyi. Ama bakıyorum hani şurada dayanıklılık ve güç faktörleri çok düşük. Tamam ben Harun'u beğeniyorum. Harun'u kullanacağım derseniz eğer Harun'u mental anlamda geliştirmeniz lazım. Fiziksel anlamda geliştirmeniz lazım ki 30 yaşında ne kadar verebilirsiniz? Erten Ersu. Aslında bir tane daha kaleci vardı. Kimdi o? Westerlo'ya giden kaleci. Berke. Berke de var yani düşünün. Erten Ersu. 25 yaşında bu altyapı ürünü mü? Ama 25 yaş çok yüksek. Yok ya 25 yaşına gelmiş. Ben bilmiyordum Erten'in olduğunu. Kadroda böyle bir oyuncu olduğunu. Bakıyorum. Kaleci yeteneği, hava topları. Harun'a göre daha iyi. İletişimi düşük. Refleks kabiliyeti 25 yaşında. Çok düşük verileri var. Zihinsel anlamda evet oyun muhtemelen forma giyemediği için veri alamamış Football Manager 2020 ekibi. Fiziksel anlamda bir tek güç faktörü düzgün, zıplaması iyi, çevikliği güzel, dayanıklık ve denge ve vücut zindeliği düşük. Oldukça da sportmen demiş çünkü agresif seviyesi hiçbir şey belli değil. Adam ne kadar forma giydi ki sen sportmen olduğunu biliyorsun. Ama Erten bence ikinci lige falan transfer edin Erten'i. Zira sizin zaten 21 yaşında bir kaleciniz var. Altay. Altay'a bakıyorum. 21 yaşında. Tamam, ani çıkış. Bölge hakimiyeti biraz düşük. Ya bölge hakimiyeti biraz daha iyi olabilirmiş. Bakın zaten kalecinin ceza sahasına gelen ortaları çıkıp alma ve defans hattını düzenleme yeteneğini gösterir. Tamam, çok genç. Defans hattında daha müdahale edebilecek şey de değil. Ki kendini geliştirebilir. Hep söylüyorum. 30 yaş kalecinin ideal yaşlarıdır. Yani ideal top seviyeye geldiği yaşlardır arkadaşlar. O zamana kadar hala gelişebilir. El kontrolü düşük, elle oyun başlatması yani ortalamada bunlar. Yakış kabiliyeti iyi yani ayakları kuvvetli. İletişim biraz düşük yani ortalamada. Hava topları çok iyi. Refleksler çok güzel. Top kontrolü iyi ki pas kontrolü de iyi. Ayağı pası iyi yapabiliyor. Yumrukla uzaklaşması da 13 gayet iyi. Veriler anlamında Altay yetenekli bir kaleci zaten 21 yaşında 5 milyon euro değerinde. Bunu Fenerbahçe Ankara Gücü'nden kaça aldı? O yazmıyor. İlginç. Mental anlamda şu an zaten bu yaşta çok iyi olmasını beklemiyordum. Ama bakıyorum bariz olarak çalışkanlık seviyesi iyi, kararlılık iyi, konsantrasyon ortalamada. Pozisyon alma ve ön sezileri biraz daha iyi olabilirmiş. Soğukkanlık güzel. Diğer verileri tamam agresifliği yok oyuncunun. Diğer veriler zamanla oturacaktır. Bu konuda hani ya şu Altay'ın şu verilerini falan düşünmeyin ya. Mental anlamdaki veriler aldatıcı olabilir. Fiziksel anlamda bakıyoruz. Çeviklik güzel, güç iyi, zıplaması iyi. Hızlanma vermemişler. Bence burada biraz en az 10-11 görebilirdik. 12'ye yakın aslında buradaki demek istediği. Denge ve dayanıklılık da daha çok genç olduğu için bunlar da zamanla oturacaktır. Öyle düşünüyorum. Boy 1,98, 80 kilogram. Fiziği de orantılı. Gayet iyi. Hatta 85'e kadar olabilir. Oh, 1,98'lik bir başka oyuncu Ahmet Özdoğan. Bu da altyapı herhalde. Bakın bu 21 yaşında. Altyapı mı? Sarayköy'den gelmiş. Hemen hemen altyapı 3. ligden almışlar. Kalecilik yeteneği anlamında bakıyorum. Degaj, el kontrol, hava topları. Tabii ki Altay'la mukayese edemezsiniz ama yine de şöyle yapabilirsiniz. Ahmet'i bir pilot kulübünüze ya da bir altyapıda sürekli tutup gelişimini gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Zira benim burada Ahmet'le ilgili anlatacağım bir durum mevcut değil.
Sadece burada şöyle yapalım. Berke'ye bakalım isterseniz merak edenler için. Berke 19 yaşında. Altay'a göre 2 yaş daha düşük. Altın Ordu'da yetişen bir oyuncuydu. Hop. Hop 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 hop. Altın Ordu'dan geldi. Altın Ordu'da 2015 yılında profesyonel kariyerine başlıyor. 7 maç yapıyor. Sonra Berke buraya geliyor. Fenerbahçe'ye geliyor. Bakıyorum Berke'nin 19 yaşında birebir güzel. Bölge hakimiyeti iyi. Elle oyun başlatması, hava topları gayet yerinde. El kontrolü düşük. İletişim kontrol, ilk kontrol bunlar zaten dediğim gibi yaşı daha çok erken. O yüzden bunların zaten çok iyi olmasını beklemiyordum. Refleks kabiliyeti 13. Yani bir pırıltı var. Yumrukla uzaklaştırması 12. Mental anlamda konsantrasyonu gayet iyi yani. Şu 19 yaşındaki bir oyuncuya göre mental anlamda gayet iyi bir değerde. Pozisyon alma, soğukkanlık onlar da güzel. Çeviklik dengesi iyi. Zıplaması da iyi yani. Yani şu 19 yaşına göre Berke gayet iyi düzeyde. Dilerseniz şöyle de yapalım. Altay'a göre bir avantajı var mı bakalım mı? Şöyle yaparsanız daha iyi gözüküyor. Şimdi yeşil taraf Berke'yi gösteriyor. Mavi taraf Altay'ı gösteriyor. Bakın bölge hakimiyeti Berke'nin daha iyi kaleci yeteneğinde. Elle oyun başlatması yine Berke'nin daha iyi. Refleks kabiliyeti zaten Altay'ın çok yüksek şu yaşına göre. Berke daha konsantrasyonu yüksek. Şunları düşünmüyorum. Top salan ve vizyon zaten düşük seviye. Bu çok bir şey ifade etmiyor. Denge faktörü daha iyi. Geri kalanlarda Altay fark atmış seviyede. Tabi Altay'ın da tecrübesi Ankaragücü de forma giymesinden dolayı oldu. Bunu da söyleyebiliriz. Gelelim tekrardan Fenerbahçe'nin as kadrosuna. Kalecileri bitirdik. Şimdi defanslara başlıyoruz. Matias Jorgensen defansif orta saha. Gel bakalım buraya bir dakika. Hop. Jorgensen 4,6 milyon euro değerinde. Kopenhag'dan gelmiş. 29 yaşında. Şimdi defansta ilk baktığımız şeyler neydi? Markaj, top kapma, sonra kafa vuruşu. Temel anlamda bunlara bakıyoruz. 29 yaşındaki oyuncunun markajı, top kapması ve kafa vuruş niteliği bu kadar kötü olmamalı. Birinci eleştiri buradan geliyor aslında. Teknik kabiliyeti tamam. Defansa göre daha iyi. Ortalamada yani. Pas yapabiliyor. Ayak pas. İyi bir oyuncu. İlk kontrolü zaten tekniğiyle birlikte geliyor. Bakın gayet düzgün. Bir orta saha niteliğinde oynayabilir zaman zaman. Defans için ayağa pas yapan gerçekten pasör stoper niteliğinde. Pasör stoper hatta tabii ki ileri yönlü pasör stoper. Yani siz bir sigorta yapamazsınız bunu. Geride bekletemezsiniz. Zor bir durum çünkü ya da çakılı stoper oynatamazsınız ki çakılı stoperde markaj ve top kapma yeteneğinin en az 15-16 olması lazım. Geliyoruz. Zaten burada da tıkladığım zaman hangisinin iyi olması gerektiğini gösteriyor. Oyunda gayet kolaylaştırdılar bunu. Mental anlamda agresiflik, agresif bir oyuncu değil, cesaretli. Liderlik yeteneği güzel. Pozisyon alması biraz düşük. Ön sezileri düşük. Soğukkanlı, yani ortalama da bunlar. Çalışkanlık yine bir vasat durum ortalamada. Karar alma ve kararlılık da birbirine benzer nitelikte. Benim burada bakacağım takım oyunu için düşük seviye. Konsantrasyonu düşük. Eleştiri bunlardan gelir. Geri kalanlar da aslında ortalamada görünüyor. Yani çok üst düzey değil arkadaşlar. Ama Süper Lig kalitesinde bir defans oyuncusu. Fiziksel anlamda bakıyoruz. Fiziksel anlamda çeviklik, dayanıklılık, denge, güç faktörleri gayet güzel. Yani şu 13-14 seviyesinde olsa çok daha tatlı olurmuş. Hızlı bir oyuncu. 13-13 defansa göre hızlı. Vücut zindeliği iyi. Zıplaması da düzgün. Bu zıplamaya bu kafa vuruşu düşük. Yani Jorgensen rahatlıkla oynar takımda. Adil Rami. Fransız stoper.
üst düzey bir stoper. Zaten Fransa milli takımında 36 maç forma giymesi de bunu gösteriyor. Olimpik Marsilya'dan geldi. Sevilla'da kariyer sezonları, Milan'da yine benzer nitelikte. Aslında Valencia'da çok güzel sezonlar geçildi. Bu da Lille'den tabii ki İspanya'ya gidiyor. Frejus, ikincilikten yetişen bir oyuncu. Aslında Lille'den Avrupa'ya açılıyor. Geliyoruz. Çakılı stoper mi? Evet. Markaj kafa vuruşu bakın. Top kapması Jorgensen'e göre çok üst düzey. Bakıyorum. Burada tekniği ve pas teknik kalitesi biraz düşük. Pas kalitesi iyi. Tabii ki Fransa milli takımında oynuyor oynuyor. Bunu geliştirmiştir haliyle. Bakıyorum burada teknik anlamda defans tekniğinde ağır bir oyuncu. İlk kontrol seviyesi dediğim gibi tekniği düşük olduğu için pas kalitesi iyi. Burada hani böyle şöyle söyleyeyim. Hani farklı özellik sayabileceğim bir serbest vuruş, bir uzaktan şut, böyle bir golcülük niteliği ya da bitiriciliği yok Adil Rami'nin. Zaten kariyerine de bakıyoruz. Burada birer gol, ikişer gol. Bir Lille'deyken, o zaman daha çok genç yaştayken bunu yapıyor ki yaşı 33. Normal artık. Mental anlama gelelim. Mental anlamda tabii ki kendini geliştirmiş bir oyuncu. Yıllarca Avrupa'da forma giymesinden dolayı agresiflik, cesaret, çalışkanlık gayet iyi. Yani çok iyi. Karar alma kararlılık ve konsantrasyon biraz ortalamada. Liderlik yeteneği biraz zayıf. Ön sezileri kuvvetli, pozisyon alması iyi, soğukkanlı biraz düşük, takım oyunu iyi. Bakın Jorgensen'e göre yine çok iyi durumda mental anlamda. Vizyon ve topsuz alanı çok normal. Çok iyi olmasını zaten beklemem. Fiziksel anlamda bakıyoruz. Çeviklik düşmüş, dayanıklık, denge, güç faktörleri iyi arkadaşlar. Hızı tabii ki 33 yaşının verdiği durumla birlikte hızı düşüyor. Vücut sindeli ve zıplaması iyi. Aslında Adil Rami şu an Süper Lig'deki kalitenin çok çok üzerinde bir oyuncu. Şuradan kıyaslama tablosuna gelirseniz Jorgensen'le bakın. Kalecilik diyorum. Defans kendisi direkt niteliğine bakarsak kafa vuruşu, markaj, top kapmada gayet üstün. Diğer verilerde Jorgensen'in daha fazla bir üstünlüğü var gibi görünüyor ki ortalamada da zaten üste çıkmış. Şurada bakıyoruz. Mental anlamda Adil Rami gerçekten çok iyi. Ortalamada zaten üst düzeyde. Fiziksel anlamda birbirlerine yakınlar. Yani Jorgensen ve Adil Rami oynayabilir ki Adil Rami daha iyi bir kesici. Gelelim Serdar Aziz'e. Serdar Aziz o 28 yaşında 7 milyon euro. Değeri çok iyi. Galatasaray'dan bedelsiz olarak geldi. Bursaspor'un altyapısında yetişen bir oyuncu. Yıllarca Bursaspor'da forma giydi. Defans anlamında bakıyoruz. Teknik anlamda markajı güzel. Top kapması iyi. Kafa vuruşu iyi. Diğer bir özelliği var mı derseniz, bir pas kalitesi var ama teknik yok. Bitiricilik bence burada biraz abartmışlar. Bitiricilik biraz daha yüksek. 1-4 çok düşük. Veri almamışlar gibi olmuş. Uzaktan şut böyle bir ekstrem bir özellik yok. Geliyorum bakıyorum. Dribbling topla hız gitmiyor. İleriye taşımayan bir oyuncu defans olarak. Mental anlamda bakıyorum. Agresiflik, cesaret çok iyi geliştirmiş kendini 28 yaşı için. Ki defansta yaşlar 26'dan sonra başlar. Yani en iyi durumlar 26, 32, 33. Buralarda top seviyelere çıkıyorlar oyuncular. Buraya kadar zaten gelişmediyse oyuncunuz muhtemelen bundan sonra da çok gelişmez. Konsantrasyon kararlılık güzel. Liderlik biraz zayıf. Ön sezileri zayıf. Pozisyon alması soğukkanlık aslında ortalamada. Böyle ortalama verileri sahip olan oyuncularda da çok iyi bir performans ortaya koyar. Serdar da öyle bir oyuncu. Yani ben size söyleyeyim. Jorgensen'i kesip Jorgensen'i 18'de koyup Serdar'la Rami'yi oynatsanız çok tatlı olur defans. Tabi şeyin biraz daha pas oyunu var Jorgensen'in de. Sizin tamamıyla taktiğinize bağlı. Ama Çakıl oynatacağım diyorsanız Serdar'la Adil Rami çok iyi anlaşabilir. Keza Serdar Aziz de çok hızlı bir oyuncu.
Bak hız 14, hızlanma 13. Yani gerçekten defans oyuncusuna göre gayet hızlı. Güç iyi, denge iyi. Yani ortalamada bunlar. Bunlar ortalamada olunca yine oyuncu iyi bir performans ortaya koyuyor. Biraz boyu düşük 1.83. Buradan onu söyleyebilirim. Tabii ki şurada şöyle bir durum var. Serdar Aziz oyunda sakat. Onu da belirteyim. Şu an 2 haftalık sakatlığı kalmış ama oyuna başladığı zaman 4 haftalık falan sakatlığı var. Gelelim Sadık Çiftpınar'a. Şimdi Sadık kendini, bakın 26 yaşına gelmiş. Şu seviyede markaj, top kapma, kafa vuruşu. Yani markaj düşük seviye. Kafa vuruşu yine çok düşük bir defans oyuncusuna göre. Top kapması evet. Kapıyı. Ama diğer defansif anlamda hiçbir becerisi yok. Yani kendini geliştirmemiş. Mental anlamda kendini geliştirmiş. Çünkü oyuncu hazır. Yani kafa olarak kendini hazırlayabiliyor. Agresiflik, cesaret, çalışkanlık. Ama bu hazırlamasından dolayı da bu oyuncu Fenerbahçe takımına forma giyebilir mi? Bu da zor. Yetenek anlamında yok. Hani mental anlamda var demiş. Futbol Manager burada çok gerçekçi bir yaklaşımla Sadık'ın verilerini koymuş ortaya. Kararlılık iyi, konsantrasyon iyi, ön sezi iyi, liderlik. Tabii ki lider olabilecek nitelikte değil. Takım oyunu iyi. Takım oyunu biraz daha da yükselebilir. Fiziksel anlamda oyuncu bakıyorum. Şuralar ortalamada. Hızlanma çok iyi gerçekten. Hızlanma yine hızlı bir oyuncu. Vücut zindeliği iyi, zıplama iyi. Yani Sadık yani yedeği olur. Öyle söyleyeyim. Dördüncü yedeğiniz olur. Çünkü defansif anlamda yetiştirmemiş. Yani defans yeteneği anlamında çok vasat bir oyuncu. Kariyerine bakıyoruz. Malatya'da ciddi bir forma şansı. Seyhan'dan, Adana'dan geliyor. Galatasaray'ın altyapısına. Vay canına. Açkaspor. Yeni Malatya'da da uzun yıllar forma giymiş. Çok iyi. Gelelim Cahilson. Defans mı orta saha mı? Önce buna bir bakalım. Defans mı orta saha mı? Defans mı orta saha mı? Şimdi ben defanstayken neye bakıyorum? Bir kere oyuncuyu gerçekten Ersun Yanal gibi düşünürsek eğer ben defansif orta sahada oynatmayı daha çok tercih ederim. Savaşçı orta saha bir dakika gizli libero. Heh, bu ona daha çok yakışır. Ama defansif orta sahada şuralarda oynatmak daha mantıklı. 24 yaşında 5,5 milyon euro. 24 yaş gayet genç. Genç bir oyuncu yani. 5,5 milyon euro da yani ederi olabilecek bir oyuncu gerçekten. Top kapma iyi. Markajı 11'e 13. Yani ne 13 ne 11. Arada geziniyor. Kafa vuruşu düşük. Boyu da iyi aslında. Tabii ki defans yetişmediği için normal. İlk kontrol ve teknik kapasitesi iyi bir oyuncu. Yani ortalamada bir oyuncu. Pas kalitesi iyi. Uzaktan şutları var. Zaman zaman gol atabilirdi yani. Bunu gösteriyor bu. Bu oyuncunun defansif anlamda değil de orta saha anlamında gizli libero oynayabilecek nitelikte bir oyuncu. Mental anlamı geliyoruz. Mental anlamda oyuncu agresiflik, cesaret, çalışkanlık gayet iyi. Karar alma kararlılık iyi. Ön seziler, özel yetenek, pozisyon alması ve soğukkanlık. Bunlar biraz ön sezi hariç tutuyorum. Özel yetenek pozisyon alma. Zaten özel yeteneğinin çok yüksek olmasını beklemezsiniz. Pozisyon alması yine bakın bu biraz 14-15 olsa daha iyi olabilir defans için ama gerçekten bir libero, gizli libero. Araya hani bir takımdan bilirsiniz. Yani Okay Yokuşlu gibi burada. Zaman zaman Beşiktaş'ta Atiba yapar. Defansa geliyor. O tarz oyun oynayabilir. Takım oyunu gayet iyi bir oyuncu. Topsuz alanda da ortalamada. Aslında mental anlamda verileri kötü değil. Fiziksel anlama geliyoruz. Çeviklik, dayanıklık, denge. Denge faktörü iyi. Güç ortalamada. Aslında güzel bir yani güzel bir ortalama. Hızlanması bunlar da yeterli. Vücut zindeliği 15. İyi bir seviye. Zıplamasının zaten yüksek olmasını beklemiyoruz ki kafa vuruşu
Zaten düşüktü. Oyuncuya bakıyorum. Brezilya'dan geçişen. Aslında şöyle, hiç Avrupa'ya gitmeyen bir Brezilyalı oyuncuya göre gayet iyi yetiştirmiş kendini. Devam edelim. Mauricio Isla. Fenerbahçelilerin çok eleştirdiği bir oyuncudur. Bakalım oyunda nasıl kendini geliştirmiş. Yani özellikleri olmuş. Bir kere 31 yaşına gelmiş. 3 milyon euro, 3,3 milyon euro değerinde. 2,54 milyon euro da maaş bütçesi var ki iyi bir para alıyor. Udinese'de evet, bu dönemden hatırlarız Isla'yı zaten. O dönemler çok iyi bir oyuncuydu. Şimdi sağ bekteki kanat bek oyuncusu benim için hızlı, iyi olması lazım. Topla dribling halinde ilk kontrol ve orta seviyesi iyi olması lazım. Pas kalitesi de iyi olması lazım. Teknik anlamda evet. Top kapma ve markaj iyi. Aslında şöyle, İsa'nın şu değerleri iyi arkadaşlar. Yani bir defans oyuncusuna göre, sağ bekteki oyuncuya göre bu değerler düzgün. Hani İsa 11'de oynatmayacaksınız ama 18'e koyabilirsiniz ki bilmiyorum sağ bekte daha iyi bir alternatif çıkar mı? Nabil Dirar'ın özelliklerini bilmiyorum. Şu özelliklere bakarsam defansif anlamdaki teknik kapasitesi yeterli. Mental anlamı geliyoruz. Çalışkanlık seviyesi iyi. Takım oyunu güzel. Topsuz alanda iyi. Agresif cesaretlik iyi. Bir karar alma. Pozisyon alması da ortalamada. Konsantrasyon düşük. İşte ön sezileri biraz düşük. Soğukkanlı biraz düşük seviyede. Fiziksel anlamda geliyorum. Verileri yine ortalamada. Gayet iyi. Vücut zindeliği de iyi. Mauricio Isla'yı her türlü kanat bekinde kullanabilirsiniz. Yani 11'de Nabil Dirar sakatlanır. Isla'yı kullanabilirsin her zaman. Hasan Ali. Hasan Ali kaldırım. Bakalım. 29 yaşına geldi. Ciddi bir yaşa çıkmış. Bakıyoruz. Hasan Ali'nin hızlanması tamam. Normal. Driblingi düşük. Bakalım kas kalitesi ortalama seviye. Tekniği yine iyi vermişler 12. Markaj top kapması 13. 13-13. Yani daha iyi olabilirmiş. Bu seviye 13-14 falan olabilirmiş. Yani 15 gibi. Top kapması daha iyi bir oyuncu. Uzun taç vermişler. Uzaktan şut biraz daha verebilirlerdi. Çünkü zaman zaman gol atabiliyor buradan. Onu da söyleyeyim. Uzun taç kapasitesi iyi. Yani spesifik bir örnek. İyi bir örnek aslında. Orta yapma seviyesini de iyi vermişler. 15 de olabilir. Arttırabilir yani. Onu gösteriyor. Ki zaten bu verilerden ortayı, pas kalitesini arttırabilirsiniz. Tekniği arttıramazsınız. Markaj top kapmayı yine arttırırsınız arkadaşlar antrenmanlarda. Ama 29 yaşına gelmiş. Birkaç senesi daha var Hasan Ali'nin. Mental anlamda bakıyorum. Mental anlamdaki verileri ya bir çalışkanlık, bir takım oyunu ama şimdi agresif bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Ama liderlik seviyesi çok düşük. Pozisyon alması, soğukkanlık, kararlı konsantrasyon birbirlerine çok benzer nitelikte. Yani bir tık daha üstte olabilirmiş. Yani beklediğimden daha iyi diyemeyeceğim. Çok kötü de değil ama mental anlamda daha iyi olmasını beklerdim. Hasan Ali. Fiziksel verilerine bakıyorum. Çeviklik 12. Dayanıklılık 16. Gerçekten yani vücut zindeliği de iyi olması lazım. Çünkü çok az sakatlanan bir oyuncu. Güç, denge. Hızlanması iyi. Zıplaması kötü, kafa vuruşu zaten yok. 11, normal. Ben öyle az sakatlandı dedim ama adam da geçen sene iyi sakatlandı. Gelelim Nabil Dirar'a. Nabil Dirar, tabi bakıyorsunuz. Isla'dan daha yaşlı bir oyuncu. İşte 31 yaşındaydı. Nabil Dirar 33 yaşında. Oh, ben daha genç zannediyordum. Şimdi sağ bek için baksak hızlanması düşük. Yani ortalamanın altında 12-11. Driblingi iyi. Dil kontrolü iyi tekniğiyle birlikte 13. Normal. Orta yapma seviyesi pas kontrolü iyi.
Ama markaj ve top kapma seviyesi gerçekten kötü. Modern bek oynayamaz. Hücum beki ancak oynayabilir. Çünkü hatta şurada gerçekten oynasanız daha iyi olur. Defansif kanat 3-5-2'nin kanadında. Çünkü gerçekten markajla top kapma yeteneği zayıf. Hatta yani normalde defansif kanat değil kanat oyuncusu oynaması lazım Nabil Dirar'ın. Çünkü bu verilerle çok hata yapar. Defansif anlamda çok kötü durumda. 33 yaşına da gelmiş zaten defansa sürekli gelmesini bekleyemezsiniz. Çok hata yapabilir. Zaten agresif bir oyuncu. Yani kart görmeye müsait bir noktaya çıkabilirsiniz. Burada biraz bitiriciliği zayıf. Onu söyleyebilirim. Mental anlamdaki verilerine bakıyorum. Cesaret, çalışkanlık, agresiflik gayet iyi. Kararlılık güzel. Liderlik yine yapabilirim diyor. Yani vice kaptan, ikinci kaptan olarak görev yapabilir. Takım oyunu iyi, topsuz alanda iyi. Fiziksel verileri buna diyecek bir şeyimiz zaten yok. Dayanıklılık, denge, çeviklik, güç 13 ve 15. Arada güzel şeyler var. Vücut zindeliği çok iyi. Zıplaması iyi olup kafa vuruşu nasıl 9 oluyor? Bak burada bir tezatlık var. Burada bir sıkıntı var. Bu arada bir şey fark ettim. Bakın 1,3 milyon euro 33 yaşında 3 milyon euroya yakın bir bedeli var. Yani size Nabil Dirar'ın külfeti çok fazla. Eğer buna uygun bir alternatif tipi bir oyuncu transfer ederseniz daha ucuz maliyette Nabil Dirar'ı satabilirsiniz. Ki maliyeti çok yüksek. Ki oyunda biliyorsunuz artık oyuncu belli bir maaşın üzerine çıktığı zaman altında kabul etmiyor. Ben yıldızım diyor. O şeyi kesinlikle kabul etmez. Nabil Dirar'a bakıyorsunuz Monaco'dan gelmiş. 3,5 milyon euro. Vay canına. Üçüncü senesi. 2001 profesyonel futbol kariyerine başlıyor. Belçikalı ama Fas. Belçika'da yetişmiş ama Faslı. Victor Moses. Evet, Nijeryalı Chelsea'den kiralık. İkinci yılı Chelsea'den gelen. Chelsea'de de aslında bakıyorum. 2012, vay canına. Liverpool'a kiralanmış. Stoke City'ye kiralanmış. West Ham. Moses tabii ki burada şampiyonluk sezonuydu. 34 maç 3 gol. Premier Ligi'nin için iyi yani burada yaptıkları. Şimdi ben bakıyorum Moses'a 28 yaşına geldi. 20 milyon euro değerinde 3,51 milyon euro yıllık ücreti var. Yine çok yüksek bir ücret. Bir kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu olarak hızlanması yerinde. Zaten çok hızlı bir oyuncu. Dribling seviyesi iyi, kontrolü iyi, bitiricilik çok kötü. Yani 28 yaşında ve orta yapma seviyesi de gerçekten kötü. Yani kanat oyuncusu değil, sanki bir forvet oyuncusu arkadaş. Onu söyleyebilirim. Teknik kapasitesi ortalamada. Uzaktan şutu yok, ekstrem bir durum. Uzun taç, sanki bir bek oyuncusu gibi uzun taç yapabiliyor. Onu söyleyebiliyoruz. Agresiflik, mental anlama geliyoruz. Agresifliği yok. Cesaret düşük, çalışkanlılık yani çalışkanlık var. Karar alma, kararlılık, konsantrasyon, liderlik yok, ön seziler yok, özel yeteneği var. Bunu biliyoruz zaten. Özel yeteneği olmazsa sıkıntı olurdu. Soğukkanlık var. Topsuz alan düşük, takım oyunu yok. Pozisyon alması yok. Yani Victor Moses eski tip bir forvet oyuncusu. Yani hiçbir şekilde mental anlamda tek başına oynayan bir oyuncu uygun değil. Fiziksel verilerine bakıyorum. Çeviklik, denge, dayanıklılık, güç. Bunlar iyi. Vücut zindeliği iyi. Şurada oyuncunun aslında kafa olarak hazır olmadığını gösteriyor. Oyuncu iyi bir nitelikte. Kalitesi var. Yani teknik anlamdaki kalitesi düşmüş zaten. Mental anlamda düşmüş bir oyuncu. Yani şahsi bir oyuncu. Forvet oynayabilecek nitelikte bir oyuncu arkadaşlar. Kanatta ne yazık ki. Orta yapma kalitesi çok düşük. Gelelim Emre Belezoğlu'na. 39 yaşına geldi Emre Belezoğlu. Bakıyorum teknik becerisiyle ilgili söyleyebileceğim yani hiçbir şey yok burada.
Yani defansif değil, ofansif oyunu artık. Defansif oyun kurucu değil. Ya bitiricilik tabii ki düşmüş. 39 yaşında bir adam. Yani kimimiz 39 yaşında top oynayabiliyor ki? Dribling şu seviyeye göre gayet iyi topla. Teknik kontrolü çok iyi. İlk kontrol gerçekten iyi. Serbest vuruşlarda zaten usta bir oyuncu. Köşe vuruşunda gerçekten duran toplarda yine usta. Orta yapma seviyesi 14, pas 18, çok iyi seviye. Penaltı yine iyi. Uzaktan şutları tabii ki eskiden daha iyiydi. Şimdi 13. Top kapması tabii ki defans becerileri artık belli bir yaştan sonra çok çok düşüyor. Ki normal, 11 bile iyi. Mental anlamda bakıyorsunuz belki de Süper Lig'in yerli kategorisinde böyle bir mentale sahip olan bir oyuncu var mıdır? Hiç sanmıyorum. Ya Emre'nin şu mental anlamdaki verileri çok iyi. Agresiflik 16 az bile olmuş. 18-19. Cesaret 16. Çalışkanlık 10. Tabii ki artık yaş itibariyle 101 maç. Adam 80 doğumlu. Kararlılık, karar alma, konsantrasyon, liderlik, ön sezi, özel yetenek çok iyi bunlar. Pozisyon alması bile iyi seviyede. Soğukkanlık iyi, takım oyunu güzel, vizyonu iyi. Fiziksel verilerini artık konuşmaya gerek yok. Bu yaştan sonra artık fiziksel olarak veriler normal olmaz. Vücut zindeliği ama gayet iyi bir seviyede 18. Yani gerçekten inanılmaz bir kariyer. Nerede yetişmişti? Galatasaray'dın değil mi? Evet. Inter Newcastle, Fenerbahçe, Başakşehir. Gerçekten çok üst düzey, üst seviyede bir forma giyen bir oyuncuydu ama 39 yaş artık bu yaştan sonra muhtemelen antrenör kategorisine Emre Belözoğlu'nu alırsınız diye düşünüyorum. Luis Gustavo 32 yaşında. Bu arada Fenerbahçe'nin oyununda yani takımındaki oyuncuların yaş seviyesi de çok yüksek. Bakın yine bir 30 yaş seviyesi. Yani Nabil Dirar, Isla, işte Rami, Jorgensen tam 29 yaşındaydı ama yani çok yüksek seviyede yaş kategorisi. Orta saha özellikle. Burada. Geliyoruz Luis Gustavo'ya. Bizim defansif orta saha dediğimiz ya da orta saha niteliğindeki oyuncu. Defansif orta sahaya daha çok uygun. Çünkü neden? Markaj top kapma yeteneği çok iyi. Yani bir defans oyuncusu kadar iyi. Pas kalitesi çok düzgün. Tekniği güzel. İlk kontrol, kafa vuruşu, dribling. Yani bunlar bile iyi nitelikte bir oyuncu. Uzaktan şut zaman zaman golleri de var. Gayet iyi seviyede. Yani Luis Gustavo defans orta sahanın bel kemiği. Hatta orta sahada bile rahatlıkla oynar. Mental verilerine bakıyorum. Fiziksel an, yani mental olarak agresiflik, cesaret, çalışkanlık çok iyi. Kararlılık, karar alma iyi. Konsantrasyon, liderlik, ön sezi iyi. Ve pozisyon alması takım oyunu da çok düzgün. Soğukkanlık yine aynı şekilde. Topsuz alan ve özel yeteneği. Yani özel bir yeteneği olmadığı için bunların zaten olması çok normal. Yani üst düzey bir yetenek de değil. Adam çalışkan bir adam. Mevkisinin hakkını veren, düzenli olarak forma giyen bir oyuncu. Kalitesi var. Ama şey dediğimiz doğuştan yeteneği yok. O yüzden özel yetenek düşük. Fiziksel verilerine bakıyoruz. Dayanıklık, denge çok çok iyi. Güç de iyi seviyede. Hız hızlanması da yani beklediğinden iyi. Ya yani 32 yaşındaki bir oyuncuya göre hız hızlanması gayet düzgün. Dribling zaten şu veriden dolayı artık düşüyor. O yaş kategorisinden dolayı. Zıplaması 14. O da iyi seviyede. Kafa vuruşu 12. Vücut zindeliği de 17. Gayet iyi seviye. 7,75 milyon euro. Bunun da değeri çok yüksek. 6 milyon euro gibi bir transfer bedeliyle almışlar. Maaş seviyesi çılgın bir maaş. 4 milyon euro. Yani bu maaşı biraz yüksek arkadaşlar. Tamam, oyuncunun kalitesi yüksek. İyi ama finansal anlamda size zorlayabilecek bir nitelikte bir oyuncu. Ki şöyle yapalım, sözleşme bilgisine gelelim. 3 sene daha, 4 sene sözleşmesi var. Çok yüksek. Yani 4 sene bu adama 4 milyon euro da verilmez. Bu da bir transfer başarısızlığı da diyebiliriz. Yani yüksek maliyetli bir oyuncuyu. Sen şimdi 6 milyon aldın, 7 milyon.
35 yaşına geldiği zaman bu oyuncu 1 milyon euro seviyelerine inecek. Ne yapacaksın? Neyse, dönelim Mehmet Ekici'ye. Mehmet artık 30 yaşına geldi. 30 yaş. 30 yaşından sonra Mehmet artık bakıyoruz. 29 yaşında, pardon, 30 yaşında birkaç sene sonra gelir. Mehmet için ben şimdi önce bir pozisyonu belirleyeyim. Şurası daha uygun Mehmet'e ya. Evet. Bu arada oyuncunun şeyini buradan information'dan bilgi alabilirsiniz. Engage. Görev verilen oyuncu orta saha ve forveti birbirine bağlayan bir unsurdur. Takımdaki diğer oyuncular Engage görevini takımın kalbi olarak kabul ederken sürekli olarak oyuncunun etrafında koşu yaparlar. 10 numara aksine geniş boş alanların içerisine girip dolaşmak yerine kendi takımın odak noktasını belirleyip daha duran bir rolde gösterir. Duran olması aslında bir avantaj. Burada Mehmet'e daha çok iş düşebilir. Şöyle yapalım, Mehmet'e bakalım. Teknik kapasitesi zaten yüksek bir oyuncu. Pas kalitesi, orta yapma ve duran topları iyi. Serbest vuruş ve köşe vuruşundan bunu görüyoruz. Teknik becerisi dediğim gibi yüksek. Bitiricilik seviyesi iyi seviyede. Driplingi iyi. Uzaktan şutları da düzgün. Tam bir ileri yönlü forvet arkasında oynayabilecek nitelikte, şu Engenç'te oynayabilecek bir oyuncudur açıkçası. Gizli forvet oynar mı? Zaman zaman oynar ama çok da tavsiye etmem. Mental anlamda ne yazık ki şurada bakıyoruz. Kırılgan bir oyuncu. Agresiflik, cesaret, çalışkanlık yok. Kararlılık düşük, karar alması iyi. Liderlik zaten en büyük sıkıntısı. Konsantrasyonla birlikte. Pozisyon alma kötü. İşte Mehmet Ekici'nin özel yeteneği var. Çünkü doğuştan bir gelen bir yetenek bu. Şimdi serbest vuruş, bu herkes serbest vuruş vuramaz. O yüzden herkes duran top kullanamaz. Bunun kendine özgü bir özel yeteneği var. Vuruş kapasitesi, keza uzaktan şutlarına bakıyorsunuz. Vizyonu çok iyi bir oyuncu. Soğukkanlılık, takım oyununu iyi yapmışlar. Tek sıkıntısı fiziksel verileri. Zaten fiziksel verilerinden dolayı Mehmet bir türlü kendi istediği seviyeye çıkamadı. O yüzden de hani Mehmet için bol bol fiziksel antrenman yapın. Bir sene boyunca gözlemleyin. Sonucunda eğer iyi bir seviyeye gelirse, ki Trabzon'da bakın 29 maçta 9 gol, ilk sezonda 4 gol, 3 gol. Yani gayet iyi seviyelerde aslında oynadı. Ki burada yarı dönem oynamıştı. Bayern'in altyapısında yetişen bir oyuncu Mehmet Ekici. Kumaşı iyi, kalitesi iyi. Sadece fiziksel olarak biraz yıpranmış bir oyuncu. Gelelim. Bayağı da oyuncu var. Evet. Geleceğiz de. Evet. Ozan'a geçmeden önce burada bir ara vereceğim. İkinci bir video çekeceğim. Bu Fenerbahçe takımı ile ilgili. İkinci videoda, çünkü biraz şeyde dakikada uzun. O yüzden de biraz fazla bir zaman da ayıramıyorum. İkinci videoda Fenerbahçe takımının incelemesini sizlerle birlikte yapacağım. Orada Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Rodriguez, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Mevlüt, Vedat Muriç ve diğer Barış Alıcı, Michael Frey gibi oyuncuları da tanıtacağım. Zaman zaman birkaç tane de altyapıdaki oyuncuyu gösterebilirim burada. Dediğim gibi şu ana kadar ne yaptık? Kalecileri sizle birlikte baktık. Defans oyuncularına kontrol ettik. Orta sahada Ozan Tufan hariç diğerlerini inceledik. Burada özellikle benim gördüğüm, takımın biraz yaş ortalaması yüksek. Yani diyeceksiniz ki kim yüksek? Adil Rami 33 yaşında. Bakın. Jorgensen 29, ki gelecek sene 30 oluyor. Hasan Ali yine 30. Isla 31. 32 olduğunu düşünün, ki maliyetleri yüksek. Nabil Dirar yine öyle. Emre'yi saymıyorum. Luis Gustavo öyle. Mehmet Ekici o şekilde. Bu arada sözleşmelere şuradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Joker yedek, vay be. Adamı Joker yedek olarak anlaşmışlar. İlginç. Max Kruse neredeyse 5 milyon euroluk bir maaş alıyor. Adil Rami 4 milyon. Luis Gustavo 4 milyon. Victor Moses 3,5.
Nabil Dirar 3 milyon 176. Hani gerçekten maaş bütçesi çok çok yüksek. Hani Kameni bile 2,5 alıyor ki Kameni'nin verileri çok kötü. Yani bir an önce satın Kameni'yi. Tabii satabiliyorsanız. Yani zaman zaman oyuncular perişan edebiliyor satma konusunda. Onu da artık Fenerbahçe kariyerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anki dediğim gibi ilk videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Herkesi kanalıma abone olmaya bekliyorum. Keyifli bir FM dolu günler diliyorum.